Herkese merhabalar. Ben Kader Nur, soyadım Kılıcıoğlu. 27 yaşındayım. Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bitirdim. Ama meslek olarak dans eğitmenliği yapıyorum. Merhaba, benim adım Ezgi Ecici. Bahçeşehir Üniversitesi diyetisyenlik mezunuyum. Merhaba, ben Defne. 19 yaşındayım. Fenerbahçe Üniversitesi'nde reklamcılık okuyorum. Merhaba, ben Duru. 21 yaşındayım. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde mütercim tercümanlık okuyorum. İkinci sınıf öğrencisiyim. Dansa yaklaşık 15 yaşında falan başladım. Ama profesyonel olarak 18 yaşında başladım. Dansa başlamamın en büyük nedeni tabii ki de K-pop. Lisedeyken arkadaşlarımla birlikte K-pop'la ilgilenmeye başladık. Şöyle gelişti her şey. Önce dizileri izledik. Dizilerden sonra müziklerine sardık. Müziklerden sonra danslarına sardık. Ve bu şekilde dans etmeye başladım. 3 sene sonra artık videolar çekmeye başladım. Kendime biraz daha güvenim arttı. Videoları çekip Instagram'da paylaşmaya başladım. Ve bir takipçi kitlesine ulaştım. Aslında fark ettim ki insanların genel olarak düşündüğü K-pop'un küçük yaşta insanların ilgilendiği. Fakat benim takipçilerim hem büyük yaşlardaydı hem arkadaşlarımdı. Dans serüvenime anaokulunda başladım. Anaokulunda branş eğitmenimiz vardı dansla ilgili, Levent Köksal. Anaokulu bitiminden sonra onun dans okuluna gitmeye karar verdim. Bununla birlikte Büyükçekmece Spor Kulübü'nün pompon kızlığını yaptım. Ben dansa K-pop sayesinde başladım diyebiliriz aslında. 2017 yıllarıydı sanırım. Coco Pop şarkısıyla birlikte. Şimdi şimdi Coco Pop. Böyle K-pop'un daha çok dünyaya yayıldığı, böyle yeni grupların çıktığı, renkli renkli kliplerin çekildiği bir dönemdi. O dönemde böyle Coco Pop şarkısı, hem koreografisi hem şarkısı bana çok büyük ilham olmuştu dansa başlamak. Dans etmeye 2016 yılında başladım, yanlış hatırlamıyorsam. K-pop'a ilgim 2015-2016 yıllar arasında başladı. Her zaman böyle sanata ilgim olmuştu aslında. Bu yüzden dans etmek de istedim. Bir süre sonra özellikle bu izlediğim K-pop videoları beni çok etkiledi ve dans etmem de aslında çok büyük bir etkisi oldu. K-pop'u seven insanlarla iletişim kurmaya başladık, arkadaş olmaya başladık ve bir grup oluşturmaya karar verdik. Dünya çapında birçok K-pop cover grubu vardı ama Türkiye'de yok denecek kadar azdı. Maksimum 1-2 tane vardı. Onlar da çok popüler değildi. Daha sonra biz de böyle bir grup kurmaya karar verdik arkadaşlarımla. 7 kişiydik ve ismimize Chosen adı verdik. Chosen'ın E'sine de 7 ismini verdik. Yani bizim düşüncemiz seçilmiş 7 kişi olarak düşünmüştük ismi. Daha sonra birlikte videolar çekmeye başladık. Öncelikle videolarımızı stüdyolarda çekip paylaşıyorduk. Belli bir takipçi kitlesine ulaştık ama takipçi kitlemiz küçüktü. Maksimum 1000 izleniyordu. 2000, 3000, maksimum 10.000'e kadar çıkabiliyorduk. Daha sonra ekibimizi daha da büyütmeye karar verdik. İyi dans eden insanlara yazıyorduk bizimle dans etmek ister misiniz diye. Ya da onlar bize yazıyordu ben de size katılabilir miyim diye. Benim bir dans sayfam vardı o zamanlar. Kendi kendime dans ediyordum. Benim dans videolarımı görmüş. Bana da mesaj attı. İşte bizim bir ekibimiz var Chosen diye. İşte ekibimize gelmek ister misin? Böyle çok heyecanlandım. Böyle anneme falan söyledim heyecanla. Anne beni dans ekibine çağırıyorlar falan diye. Bir gün dans kursunda eğitmenlik vermeye başladıklarını öğrendim. Ben de öğrencileri olarak katıldım. Sonra 2019 yılında beni kendi gruplarına davet ettiler. Böyle böyle ekibimiz daha fazla kişiye ulaştı, takipçilerimiz artmaya başladı. Daha sonra dünyada da çok yaygın olan, aslında K-pop gruplarının çoğunun yaptığı, bizim sadece stüdyo çektiğimiz için izlenmeyen coverlarımızı dışarıda yaptığımızda izleneceğini fark ettiğimiz için public cover çekmeye başladık. Public coverlar dışarıda, insanların önünde yapılan coverlar oluyor ve genelde dünyada bunlar daha çok izleniyor. Biz de bunları yapmaya başladıktan sonra çok çok daha fazla izlenmeye başladık. 6 milyon, 10 milyon izlenmelere ulaştık. Hiç profesyonel eğitim almadım şu ana kadar. Kendi kendime her zaman geliştirmeye çalıştım. Chosen'ın da buna da etkisi çok büyük aslında. Kendimi geliştirmemde ve buraya kadar gelebilmemde. Çünkü neredeyse her hafta pratiklerimiz oluyor. Yani saatlerce bazen bir dans için o kadar kişi, bazen 4 kişi, bazen 13 kişi pratik aldığımız zamanlar oluyor. Tabii bu kadar insan olunca bazen arada sürtüşmeler vesaire olabiliyor ama yine de birbirimizle iyi anlaşıyoruz. Çok eğleniyoruz çekimlerde. (Gülüyor)
Bu kadar fazla izlenmeler aldıktan sonra vloglar çekmeye de başladık, kamera arkası atmaya başladık ve insanlar ne kadar eğlendiğimizi gördü aslında bu işi yaparken ve ne kadar sevdiğimizi gördüler. Ve seven insanlar, yapmak isteyenler, birçok kişi bize katılmak için başvurmaya başladı. K-pop coverları yaptığı bir YouTube kanalı vardı ve ben de buraya girmek istediğimi söyledim ve başvuru videomu attım. Bu sayede seçildim ve Chosen'a girdim. Sonrasında Chosen'la birlikte önüme çok fazla fırsat çıktı. Ekibimize insan alırken artık internetten duyuru yapıp, insanlara bunu duyurup belli tarihlerde başvuru alıyorduk. Ve başvurularımıza katılan kişiler giderek artmaya başladı. İlk başvurumuzda 10 kişi başvurduysa son başvurularımızda artık 100 kişiye kadar ulaşabiliyorduk. Ve ekibimizi böylece çok büyük bir ekip haline getirdik. Yani YouTube'da en çok aboneye sahip olan dans kanalı olarak devam ediyoruz. İşte dans festivallerinden Chosen'a da teklifler gelmeye başladı. Aslında en büyük dans festivali, en büyük dans okullarının çıktığı festivallerde Chosen'a da sahne almamız için teklif geliyordu ve bu tabii ki bizim için çok mutluluk ve heyecan verici bir şeydi. Sonuçta daha 18 yaşındayken kurduğum ve yani sadece eğlenmek için kurduğum bir ekibin bu kadar büyümesi benim için gurur verici. Bu şekilde artık çoğu insan tarafından tanınan ve K-pop denince akla gelen gruplardan biriyiz. Bununla birlikte Kore gerçekten K-pop seven ve K-pop danslarına ilgi duyan insanlara karşı gerçekten çok yardımsever ve çok fırsat sunan bir ülke. Kore Kültür Merkezi K-pop Cover Dance Festival 2022 duyurularını yayınlamaya başladı. Tabii ki de biz de bunu kaçırmak istemedik ve yarışmaya katılmaya karar verdik. Ben, Ezgi, Kader ve Defne bir grup oluşturduk ve bu yarışmaya katılmaya karar verdik. Yarışmanın ödülü Kore biletiydi. 3 ay boyunca haftada, bilmiyorum bile, neredeyse haftanın her günü saatlerce, bir saat kısıtlaması yoktu, saatlerce birlikteydik. Koreografilerin birçoğunu biz yaptık, bazı kısımlarını, break kısımlarını, bazı kısımlarını bazı dansçılardan izin alarak kendimize uyarladık. Ve kıyafetleri annem, anneannem özel olarak sabah 5'lere kadar dikti. Çünkü çok fazla detay vardı ve gerçekten el emeğiyle bir şeyler yapmaya çalıştık. Ve bence sonuç gerçekten çok güzel oldu. Aldığımız pratik mesela günde 5 saatse, yani o düşündüğümüz, yarışmayı düşündüğümüz vakit belki de 10 saattir yani. İlk önce yarışma için online YouTube'dan video atıyorsun dans videonu. Sonrasında kabul olursa Türkiye'deki yarışmaya katılıyorsun ve biz bu ön elemeyi geçtik. Yarışma Ankara'daydı ve hep birlikte Ankara'ya gittik. Zorlandığımızı söyleyebilirim çünkü gerçekten her gün birlikte olduğumuz için her gün en az bir problem yaşanıyordu. Ama biz bunun da üstesinden geldik tabii ki çünkü gerçekten çok kararlıydık birinci olmakta. Yani sahnede olmak bile böyle büyük bir ödül olan yarışma için çok heyecan vericiydi pratikte bile. Kıyafetlerimiz gerçekten bana göre parlıyordu. Çünkü sahnede beyaz kostüm seni gösteriyor. Bu kararı alırken de bunu düşündük. Kostümlerimizi beyaz yapmamızın sebebi. Sonrasında yarışma sonucu açıklandı ve birinci olduğumuzu öğrendik. 2022 K-pop Cover Dance Festivali Türkiye birincisi! Gerçekten anlatamıyorum ama o 3. 2. söylenirken ki heyecanım gerçekten her gün küt küt atıyordum. Sonra 1. ismimizi söylediler ve ağladık. Evet, hepimiz ağladık galiba. Bu süreçte tabii ki de çok çok daha fazla yakınlaştık. Çok fazla zaman geçiriyorduk. Zaten yakın arkadaştık. İyice birlikte vakit geçirmeye başlayınca birbirimize tabii ki de daha bağlı ve daha güven duymaya başladık. Ankara'daki yarışmayı kazandıktan, yani Türkiye'de birinci olduktan sonra Kore'ye gideceğimizi ve orada sahne alacağımızı da öğrendik. Yarışmaya katılmadan önce Kore bileti olduğunu biliyorduk fakat Kore'de sahneye çıkacağımızı bilmiyorduk. Şöyleymiş, Türkiye ayarında birinci olan kişi Kore'de sahne almaya hak kazanıyormuş. Ama biz bunu birinci olduktan sonra öğrendik aslında. Ve bunun gerçek olamayacak kadar hayal ürünü bir şey olduğunu zannediyorduk. Hobi olarak başladığım bir şey gerçekten ülkeyi temsil etmeye kadar götürdüğüm için çok duygusaldım. Ağladık zaten hepimiz yarışmayı kazandıktan sonra. İlk öğrendiğimde gerçekten
kalbim durdu sandım çünkü çok büyük bir olay. Yani insanlar zaten mutluluklarını paylaştıkça birbiriyle yakınlaşır. Biz de bu şekilde yakınlaştık. Sonrasında Kore'ye hazırlandık. Uzun bir süre onun içinde pratik yaptık. Daha çok çalışmaya başladık. Neredeyse her gün çalışıyorduk, her gün saatlerce çalışıyorduk. Sanırım hayatımda en çok pratik aldığım dönem oydu. Ama hepsi gerçekten yorucu olmasına rağmen çok güzeldi. Kore'ye gideceğimiz günün bir öncesinde hiçbirimiz heyecandan uyuyamadık tabii ki. Çok uzun bir yolculuktu. Yolda çok eğlendik, ettik. Havaalanında bile pratik aldık diyebilirim. O kadar heyecanlıydık. Ve Kore yolculuğumuz başladı. Kore'de havalimanında bizi diğer ekiplerle birlikte etkinliğin görevlileri karşıladı. Ve daha sonra servislere binip otele götürdüler. Soğuyacak ortam, soğuk mu kalacağız, kaynaşmayacağız tarzında. Ama hiç öyle olmadı gerçekten. Diğer ülkelerden arkadaşlarımızla tanıştık ve gerçekten hepsi çok sıcakkanlı insanlardı. Her ülke kendince çok çok iyiydi. Ve biz Türkiye'den çıkıp onlarla orada karşılaşınca, yani böyle YouTube'da izlediğimiz, hani böyle gerçekten başarılı olan insanlarla orada tanışıp arkadaş olunca daha da böyle bir kendimize bir özgüven geldi diyebilirim açıkçası. Bir hafta boyunca yarışmaya kadar olan süreçte toplam bir hafta kalıyorduk ve bir hafta boyunca bize çeşitli etkinlikler yaptırdılar. Bir gün random play dance yaptık, bir K-pop grubuyla tanıştırdılar. Bir gün geleneksel yemek yemeye götürdüler. Sürekli dışarıda dans ediyorduk aslında. Onlar da çünkü bizim haberimizi yapmak istiyorlardı. Hem gezdirirken asla bizi K-pop'tan koparmadılar ve K-pop Random Dance Play yaptık her yerde. K-pop Random Dance Play de şöyle. Özetle K-pop dansını, bildiğin dansları sadece nakarattan oluşan bir kısmını sırayla yapıyorsun ve dansı bilen kişiler ortaya çıkıyor, yapıyor. Diğerleri yanında bekliyor. Bunu çeşitli saraylarda, çeşitli kültürel yerlerde yapma fırsatı sundular bize. Ve serbest zaman da tanımışlardı ve bu serbest zamanlarda diğer ülkelerin ekipleriyle gerçekten kaynaşma ve arkadaş olma fırsatı bulduk. Özellikle servisimizde Vietnam, Tayland ve Endonezya ekibi vardı. Vietnam ve Taylandlarla çok daha arkadaş olduk tabii ki de, çünkü biz de aynı serviste oldukları için. Gerçekten orada kurduğum arkadaşlıklar çok güzeldi. Kültürlerimiz ne kadar uzak olsa da gerçekten bir şekilde bağ kurabiliyorsunuz insanlarla. Bu bir haftayı gerçekten ne kadar dolu olabilirse o kadar dolu şekilde geçirdik. Bizi dans kurslarına götürdüler. Oranın çok ünlü bir dans stüdyosu var. One Million Dance Studio. Dünya çapında bir stüdyo. En büyük hayallerimden birisi zaten One Million'a gitmekti. Onu da gerçekleştirmiş oldum. Pratik aldık ve oranın eğitmenleri bizim dansımızla ilgili yorumlar yaptı. Daha iyi nasıl olabiliriz? Bize yardımcı oldular. Önceki gün gece 2'lere 3'lere kadar Kore'de otelin önünde sokakta tüm ekipler pratik alıyordu. Sokağında gerçekten böyle farklı ülkelerden yine insanlar. Biri otopark kısmında dans çalışıyor. İşte biri marketin önünde dans çalışıyor falan ve bu sabah 4'e 5'e kadar sürdü. Sokakta bir yansıma bulup yaptığımız pratik benim için en heyecanlı olanıydı. Ve sonunda yarışma günü geldi. Tabii şimdi sahne günü. Yarışmanın yapılacağı yer bir adaydı ve kocaman bir adanın ortasında kocaman bir sahne vardı. İlk önce pratik almaya gittik. Sahne kocamandı ve gerçekten nefes alamıyordum. O sahneyi gördüğüm an, yani şu an bile heyecanlanıyorum sanki görmüşüm gibi. Böyle ellerim titredi, işte bacaklarım titremeye başlıyor, her tarafım terliyor. Yani böyle dev ekranlar var, LED ekranlarda orada sizin görüntünüzü veriyorlar falan. Diğer yarışmacıları görüyorsunuz, işte teker teker herkesi provaya çıkarıyorlar sahneye. Bunlar inanılmaz yetenekliler hepsi ve çok çok iyi performans sergilediler hepsi. Ve gerçekten o sahneyi görünce bile aslında hepimiz o kadar heyecanlandık ki, yani sahneye çıkmadan bile herkes
gözleri doldu, o kadar güzeldi. Zaten sahneye çıkacağımız için heyecanlıyken aynı zamanda yarışmanın sunucusunun siyasetten yoğun, yani benim en sevdiğim K-pop idolü olduğunu gördüm ve daha da heyecanlandım. Onunla aynı sahneyi paylaşacak olmak benim için gerçekten çok 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 gurur vericiydi ve kenara köşeye geçip artık böyle titremeye başlamıştım bile daha sahneye çıkmadan önce. Yani sahnede ilklerde çıktık. Sevinsem mi üzülsem mi, çünkü heyecanım geçmedi ama bir an önce çıkıp o yükten kurtulmak da istedim iyi anlamda. Ve sonra sahneye çıktık. Sahneye çıktığım an her şeye gitti kafamdan. Yaşındaki Duru olarak bunları yapabileceğini düşünmek, yani çok imkansız Duru. Tüm stresim gitti ve çok rahat bir şekilde performansımı sergileyebildim. LGBT 할머니와 어머님께서 직접 옷을 만들어 주셨다고 합니다. 네. 아. 사회에 인딕단 sonra bir duygusal boşalma yaşadık ve Kader ağladı. Defne çok sevdiği bir idolü orada gördüğü için ağlıyordu zaten. Çıktık. Bitti. Ve bilin bakalım kim sunucu, MC'miz kim? Yeon. Siyasi. Benim idolüm yani. O kadar rahatladık ki ve hemen birbirimize döndük. Yanlış bir şey yaptım mı? İyi miydi? Sence iyi miydi falan diye böyle birbirimizi tutup bir şey yaptık böyle. Emin olduk her şeyin güzel geçtiğinden. Normalde sahnelere alışık olsak da tabii ki başka bir ülkede kendi ülkemizi temsil etmek ve başka ülkelerden bizimle aynı işi yapan insanların bizi izlemesi daha fazla bir baskı oluşturdu üstümüzde ve daha çok heyecanlandık. Ama sorunsuz bir şekilde sahneyi atlattık. Performansınızı gayet güzel yaptığınızı düşünüyorum. Dereceye giremedik fakat böyle bir gururu yaşadığımız için hala çok mutluyum. O sahnede olmak bile benim için çok güzel bir deneyimdi. Çok gurur duyduk kendimizde. Çünkü Türkiye'den gelip K-pop'u kendi ülkesinde sahne almak yani harika bir şeydi. Biraz da üzülmeye başlıyorsunuz. Çünkü hani yarışma bitti ve artık eve döneceksiniz. Hani bu kadardı. Yarışma çıkışı otele dönerken serviste herkes o anın rahatlamasıyla çok fazla eğlendi. Yarışmadan sonraki gün bize tamamen bize bırakılmıştı. Tatildi ve zaten bir haftalık süreçte diğer ekiplerle çok iyi anlaşıp çok iyi arkadaş olduğumuz için son günü birlikte geçirmek istedik. Bütün ekipler böyle gezdiler, alışveriş yaptılar, beraber yemek yedik. Ve son akşam yemeğimiz birlikteydi. Herkes veda konuşması yaptı. Ağlayanlar oldu. I wanna cry. Güzel bir süreçti. Bu şekilde bir haftamızı tamamlamış olduk. Bir daha şansım olursa kesinlikle böyle bir yarışmaya katılıp yine ülkemi temsil etmeyi çok isterim. Bu süreç benim hayatımdaki en güzel süreçlerden biriydi ve bu zamana kadar verdiğim emeklerin karşılığını alabildiğimi gösteren bir süreçti. O yüzden tabii ki ileride de bu şekilde yarışmalar olunca ekibimle birlikte katılmayı çok istiyoruz. Daha büyük projelerde yer almak istiyoruz. Chosen ismini daha çok duyurmak istiyoruz. Kendim bireysel olarak da danstan daha çok ilerlemeyi ve daha çok başarı elde etmeyi düşünüyorum ve bunun için çalışıyorum. Yarışma gerçekten çok başkaydı. Kesinlikle hedefim bir daha kazanıp bir daha gitmek. Gerçekten çok inanılmaz güzel bir deneyimdi. Umarım tekrar böyle bir deneyimi yaşama şansım olur. Bir şeyi çok isterseniz, emek verirseniz
çok büyük şeyler başarabileceğinize inanıyorum. Başarabileceğinize inanıyorum.